İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Ermeni tarafı Azeri sivillere kısa bir süreliğine Günüt mezarlığına ziyarete izin verdi. Aridun ve diaspora için yaz okulu projeleri birleştirilecek ve yeni bir formatta uygulanacak. ABD ve Türkiye Savunma Bakanları Suriye'de ortak işbirliği konusunu görüştü. Arap ülkeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan Filistinlilerin savunma formülünün görüşülmesini talep ediyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İdlib'de hava saldırısında 45 sivil öldü. Kafkas Leoparı, Hosrov Ormanı'nda görüntülendi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Arzurun Hovanisyan'ın bildirdiğine göre, Azerbaycan tarafı 6 ve 7 Haziran günlerinde Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'na başvurarak bir takım sivil vatandaşların Günüt adlı harabe yerleşim yerinin Güney Banliyosu'nda bulunan mezarlıkları ziyaret etmeleri ricasında bulundu. Sayın Hovanisyan, Azerbaycan bu bölgede benzer bir ricayı ilk defa dile getirmektedir. İnsani normlara sadık kalan Ermeni tarafı daima gerginliği azaltacak adımlar atmıştır. Bu bağlamda sivil vatandaşların kısa bir süreliğine mezarlıkları ziyaretlerine izin verilmiştir dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Diyaspora Bakanı Mkhitar Hayrabedyan, 2018 yılındaki Aridun, Diyaspora için Yaz Okulu ve İmhayastan adlı büyük projeler hakkında konuşarak bunların iptal edilmeyip yeni bir formata düzenleneceğini açıkladı. Hayrabedyan yaptığı açıklamada projeler bazı değişikliklere uğrayacak. Aridun ve Diyaspora için Yaz Okulu projeleri birleştirilecek, yeni formatta düzenlenecek. Aridun ve Diyaspora için Yaz Okulu projeleri eğitim, ön hazırlık ve tanıma gibi birkaç bölümleri içinde barındıran büyük projeler dönüşecek. Proje 10 Ağustos'ta başlayıp 20 gün sürecek dedi. Hayrabedyan, devamlı projenin son şeklinin ilk 5 gün içerisinde oluşturulacağını vurguladı. Diyaspora Bakanlığı daha önceden rüşvet riskinin yok edilmesi için bu projeleri ertelemişti. Pentagon resmi yetkilisi Dana White'ın belirttiğine göre ABD Savunma Bakanı James Mattis ve onun iş ortağı Nurettin Canikli, askeri işbirliğini sağlamlaştırmak için Suriye'de ortak operasyonlarda bulunma konusunu görüşüp karara vardılar. Görüşmenin NATO Savunma Bakanları toplantısı çevresinde gerçekleştiği ifade edildi. Kaynağın belirttiğine göre taraflar ayrıca ABD ve Türkiye arasında askeri işbirliğinin güçlendirilmesinde de anlaşmaya vardı. ABD ve Türkiye'nin Manpij'in durumunu düzenleyen yol haritasını günler öncesinde onayladıklarını hatırlatalım. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda bağlı Filistinli gözlemci Riyad Mansur'un yaptığı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nun 72. Oturum Başkanı Miroslav Lajcak, Filistin'le ilgili olağanüstü özel bir oturum düzenlemesi ve burada formülün tartışılması konusunda Arap ülkelerinden istek aldı. Fakat bu istek Mayıs ayı sonlarında Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosuyla karşılaştı. Diplomatın belirttiğine göre Arap Devletleri Ligası ve İslam İşbirliği Örgütü Birleşmiş Milletler Teşkilatı Başkanı'na mektuplar yolladı. Bu mektupta olağanüstü bir oturumun düzenlemesi için rica edilmekteydi. Mansur ayrıca gelecek toplantıda karar taslağının tartışılacağını ve içeriğinin ABD'nin bloke ettiği metnin bir tekrarı olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin İdlib şehrine yapılan hava saldırılarında 45 sivil hayatını kaybetti. Bu hava saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği ise belli değil. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterinin resmi temsilcisi Stefan Dujarric, insani işler sorunuyla ilgili koordinasyon kurulu raporunda dün Zardana köyüne pek çok hava saldırıları olduğu ve bunun sonucunda 45 sivilin hayatını kaybedildiği belirtilmiştir dedi. O devamla kendilerinin sadece kurbanlar hakkında bilgi verdiklerini fakat bu saldırı arkasında kimlerin bulunduğunu bilmediklerini söyledi. Daha önce Zardana köyüne Rusya uçaklarının saldırdığı yönündeki Suriye İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasını Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı 7 Haziran'da yaptığı açıklamayla yalanlanmıştı.
Ulusal Parklar internet sayfasında belirtildiğine göre Hosrov Ormanları adlı ulusal parkta bir kez daha Kafkas leoparı görüntülendi. İnternet sayfasında doğanın hazinesi Kafkas leoparı bir kez daha Hosrov Ormanları'nda gizli kameraya yakalandı şeklinde yer aldı. Bugünlük bu kadarını öngördük. Şimdi size Ruben Sasunci tarafından gerçekleştirilen Meşetiyem Meşeti adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.